Koray Çalışkan'la Kırmızı Telefon devam ediyor. Sevgili izleyiciler, Serkan Ocak çok ilginç açıklamalarda bulundu. Beni de aslında bir parça şaşırttı. Sizin gördükleriniz işin yarısı. İnanılmaz bilgiler dolaşıyor. Bir bölümü de başbakana ulaşıyor dedi. O sırada Mustafa Akyol bir soru sormak istiyordu. Yolsuzluklarla ilgiliydi galiba. Serkan, şunu soracağım. Çoğu insan da bunu merak ediyor olabilir. Sen işi, yani konuyu iyi biliyorsun. Şimdi Türkiye'de halkın çok büyük bir kısmı, ben de dahil, şunu der. Ya kardeşim, devlet İran'dan petrol alacakmış. Uluslararası sistem buna müsait değil, ambargo var. Devlet de yani böyle bir yol bulmuş. Tamam, kitabına uydurmuş. Yani bunda bizatihi gayri ahlaki bir şey yok. Önemli olan bu pek işte kitabına uydurularak, yani Türkiye'nin menfaatleri için yapılan bu ticarette bir de şahsi hakikaten bir hani yolsuzluk, bir hırsızlık var mı? Bu hırsızlık. Zaten Çelik Hatipoğlu da aynı şeyi sormuştu. Onu cevaplayabilir misiniz Çelik Bey'in sorusu? Tabii ki orada bir ticaret var. Yani burada hükümet nezdinde zaten bir legalitesi var yani. Ama tabii burada spesifik olarak o iddiaların ne derece doğru bilmiyoruz tabii. O iddialarda yapılan işlemlerde ne tarz usulsüzlük yapıldığı adım adım anlatılıyor. Mesela orada Rıza Sarraf'ın yaptığı işlemlerde normalde Halk Bankası'nın alacağı komisyonun işte 2,5'tan 1,7'ye düşürüldüğü, burada işte 150 milyon dolar zarar ettirildi gibi çok spesifik iddialar var. Yani burada orada bahsedilen 86-87 milyar euro ile ilgili değil, ama onun dışında bir takım Halk Bankası ile ilgili yapılan işlemler ve bunun dışında da tabii atıyorum Rıza Sarraf'ın babasının, kardeşinin 5 kişinin vatandaşlık alınması ile ilgili Muammer Güler'e rüşvet verildiği iddialarından tutun, babasına İtalya'da oturma vizni alması konusunda Egemen Bağış'ın aracılık yaptığı referans mektubu yazmasına kadar çok fazla, bundan dolayı da rüşvet verildiğine kadar bir sürü iddia var. Evet. Telefondaki beyefendinin mesele, sorusuna şöyle bir soru sorarak... Aslında Serkan Ocak, mesele bu yolsuzluklarla alakalı bir mesele. Ya yani tabii ki burada cemaat ve hükümet, AK Parti arasındaki gerilim bir tarafa, çok ciddi olarak yolsuzluklarla bizim karşı karşıya gelmemiz gerekiyor. Bir bakanın çocuğunun evinde 7 tane neden kasa var. Nasıl 2 milyon lira çıkıyor, diğerinde 3,5. Bir banka genel müdürü nasıl kaç milyon, söyle, 4,5 milyon. 4,5 milyon lirayı bir banka genel müdürü niye evinde tutar? Neden imam hatipleri karıştırıyor? Yani bunlar yanıtlanması gereken şeyler. Beyefendi sorusuna da hemen şöyle cevap verelim. Evet. Bununla yani Muammer Güler bugün dedi ki oğlumun elinde bulunan para sattığı villanın parası. İpotekliymiş, bu sizi, o yüzden. Bu sizi işte eğer tatmin ediyorsa iddia bu. Yok, o rüşvet yani, parası. Bu açıklama sizi tatmin ediyorsa yani burada bir yolsuzluk yok. Öte yandan halk demokrasinin minimum gereğidir. İçişleri Bakanı'nın hemen istifa etmesi lazım. Halk yani Bankası, sorun ortaya çıktığı an istifa etmesi lazım. O ipotek parası diyor. Halk yani Bankası genel müdürünün evindeki bulunan parayla da ilgili biliyorsunuz yurt dışında yani kuvvetle muhtemel zaten yarın İmam Hatip yaptıracaktık Çorum'da bir okulun. Bu tatmin ediyorsa yani, kamuoyunu bu açıklama tatmin ediyorsa bir yolsuzluk yok. Ama bir genel müdürün evinde 4,5 milyon dolar niye var? Beni tatmin etmiyor. Evren Balta hemen çok araya girmek istiyor. Çok ufak bir şey söylemek istiyorum Mustafa Akkol'un sorduğu soruyla ilgili. Eğer aslında hani temel meselemiz, belki de siz şey dediniz. Eğer bu devletin menfaatleri için yapılıyorsa ve ortada sorgulamamız gereken bir uluslararası ambargo varsa ve devletin de bu doğalgaza ve petrole ihtiyacı varsa, bu neden yanlış olsun diye soruyoruz. Benim gözümde yani temel şey şu ben aslında. Ben kategorik olarak farklı şeylerden orada bahsettiğimizi vurguladım. Yoksa bu evet, olsun evet, doğrudur demedim. Yani. Hani bu başka bir soru çünkü. Yani yolsuzluk evet, var ve bu başka bir şey. Yani bir sürü insanın da bunu sorduğunu ben biliyorum, duyuyorum. Hani bu soru sorulan bir soru çünkü. Aslında hani ona şöyle bakmak lazım. Yani kimin aldığı, nereye harcadı? Şimdi şunu biliyoruz. Bu paralardan devlet bir komisyon alıyor. Hepsini İran'a göndermiyor. Bunun yani, ya da devlet demeyeyim, yani bu bankalar, ticaretin içerisinde bankalar, ticaretin içerisinde yer alan insanlar %100, 100 liradan 5 lirasını kendilerine alıp 95'ini İran'a gönderiyor. Şimdi mesele şu. Ve de diyorlar ki biz bunu kendi menfaatimiz için almadık. Bunun da imam hatip yapacaktık, başka bir şey yapacaktık. İşte parti için kullanacaktık, devlet için kullanacaktık diyorlar. Benim için mesele kimin aldığı, nereye harcadığı konusu önemli değil. Bunun şeffaf olması gerekiyor. Bu eğer evet, yapılıyorsa ortada olması gerekiyor. Yani mesele aslında bir şeffaflık meselesi. İkincisi de siz bu ticareti yaptığınız insanlara yaptığınız zaman bir menfaat sağlıyor musunuz? Yani Rıza Sarraf'a vesaire sağlıyorsunuz yani. Sizi arıyor, birisi için başka bir şey istiyor vesaire. Yani dolayısıyla bu rüşveti alan ya da verene menfaat sağlayan bir ilişkin, evet, şeffaf mı? Değil.
Dolayısıyla kimin aldığı, nereye harcandığından bağımsız olarak bunları hiç tartışmadan ortada bir yolsuzluk var. Evet. Fakat şeffaflığın yokluğu eğer uluslararası ambargoyu bypass ederek İran'dan petrol almak olarak açıklanıyorsa bunun skandal düzeyi çok daha düşüktür. Ama eğer ama bir de niye? Onlar yani ben politik olarak siyaseti söylüyorum. Şimdi politik olarak söylüyorum. Ama eğer şahsi menfaat gerçekten şahsi hakikaten sonuçta devlete ait olması yani ve topluma millete ait olması gereken paranın şahsi hesaplara aktarılması bu kesinlikle yolsuzluktur ve bu affedilemez bir şekilde. Evet yani. Sevgili izleyiciler 212-289-3404 numaralı telefondan kırmızı telefondan bize arayabilirsiniz. Biliyorum çok telefon geliyor şu anda. Her telefonu alamıyorum. Editörüm onca konuşuyor. Aramaya devam edin. Yurt dışından da birçok telefon geliyor. O soruları bir parça bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ama özellikle bizim konuşmaya çekindiğimiz bir konu varsa korktuğumuzdan, çekindiğimizden ya da aklımıza gelmediğimizden özellikle o zaman kırmızı telefonu aramanızı istiyorum. Orhan Gazi Ertekin. Biraz önce Mustafa Akyol konuşurken birçok şeye karşı çıktığınızı gördüm beden hareketlerinizde. Evren Balta konuşurken de aynı. Bir tane. evet bir tane. Evren Balta ile o kadar değil. Çok küçük. Neye karşı çıktınız siz? Şimdi aslında önemli tartışma, buradaki önemli tartışma yolsuzluk ve yargı meselesi. Yolsuzluk ve yargı meselesi. Konuğumuzun telefonla bağlanan konumuzun sorusu da orada odaklanıyor. Biri aslında. Bizi bu cemaatin yargısından kurtarmalı diyorsunuz bir yazımızda. Bir zamanlar evet söyledi. Böyle bir dakika bir zamanlar değil. Böyle şu anda bir yıl kadar önceydi bir galiba. Bir yıl kadar önce yine aynı şeyi yazar mısınız? Ya yazdım zaten. Geçen haftaki yazdığım tam da buna tekabül ediyor. Ya bu kadar yani. Sert dememiştiniz ama bu yolsuzlukların ortaya çıkmasının da önemli olduğunu söylüyorsunuz. 3 yıl önce söyledik zaten biz. Yani 3 evet. yıl önce cemaatin çok ciddi bir yargıda tehdit yarattığını, cemaat örgütlenmesinin ciddi bir problem yarattığını ve bunu bir süre sonra bu problemi AK Parti'nin, Erdoğan'ın kendisinin tadacağını söyledik. Bundan 3 yıl önceden itibaren söyledik. 2011'in Haziran'dan itibaren şeyi açıkça söyledim zaten. Çatışma çok yakın, haberiniz olsun. Çatışma yakın dediniz. Çok yakın. Siz adliye koridorlarında bunu hissediyor muydunuz bir yargıç olarak Gaziantep'te? Adliye koridorlarına bakarak yaptığımız bir tespit değil bu. Bu iktidar gözümüzün önüne baktık. Bu kadar açık. Gözümüzün önüne baktık. Bütün problem burada zaten. Ya Türkiye'de gözünün önüne bakan bir entelijensiye yok. Gözünün arkaya bakıyor. Teşekkürler bizi de katılmayacak ama. Hayır. Doğru söylüyorsunuz. Kendimi de katılıyorum. Böyle bir problem var. Bunu artık açık ve net biçimde itiraf edelim. Türkiye'de iyi günler. Stüdyoya alabilir miyiz sesi? Alo. Alo. Merhaba, iyi günler. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar beyefendi. Kimle görüşüyorum? Ben Mehmet Özcan. Merhaba Mehmet Bey, nereden arıyorsunuz? Londra'dan arıyorum. Londra'dan arıyorsunuz, gerçekten mi? Evet. Biz şimdi Türkiye'de bu meseleyi gören yok dedi Orhan Bey, o yüzden bize hava atmıyorsunuz değil mi? Gerçekten yok, yok kesinlikle. Yok, yani. Şaka yapıyorum. Peki evet. Mehmet Bey, ne işle meşgulsünüz? Şeflik yapıyorum. Ne kadar güzel. Buyurun efendim. Ne düşünüyorsunuz tartışmacı? Yani uzun, bu 17'sinden beri takip ediyorum. 14 yıldır da Türkiye'ye gelemiyorum siyasi nedenlerden dolayı. İnşallah en kısa zamanda gelirsiniz. Umarım. Ya bu şartlarda biraz zor gibi gözüküyor. Çok karışık, karmakarışık gözüküyor orası. Hiç gelmeyin hocam. Keyfinize bakın. Mustafa Akyol, gelmeyin biz gelelim diyor. Onu ben ekledim. Bektaşı gibi ne olursan gel. Bizim için fark etmez hani. Çok güzel. Buyurun gelin. Buyurun efendim Mehmet Bey, dinliyoruz sizi. Ben şimdi şeyi merak ediyorum. Bir sürü şey demokraside dem vuruluyor da. Evet. Şimdi bu cemaat ve hükümet arasındaki bu kavganın sonrasında ortaya çıkacak güzel denilen var olan demokrasi ne kadar ortada var olacak ve şunu çok merak ediyorum, gazetecilerimiz başbakana gerçekten soru sorabilecekler mi? Bunu çok merak ediyorum. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Burada sorularınızı bir parça yanıtlayabilecek insanlar var. Herkes gazeteci değil ama bir parça yanıtlayabiliriz. Bence retorik sorular aslında. Gazeteciler Başbakan Erdoğan'a, Başbakan yardımcısına bile çok kolay sorulamıyor. Azar işitiyorlar biliyorsunuz. Başbakan'a o kadar kolay Türkiye'de en azından soru sorulmuyor. Yurt dışında da sorulduğu zaman ne olduğunu hatırlıyorsunuz. Orhan Gazi evet. Ertekin. Mustafa Bey'e küçük itirazımı artık küçük evet. oldu ya. Orada bu çok soruyu, uzun Mehmet şeyler Bey'in söyleyecektim sorusuna, ama Mehmet asıl Bey orada değilsiniz değil mi? Tamam bizi izliyorsunuz. Bizi izliyorsunuz. Çok teşekkürler. Mehmet Bey'in sorusunu hızlıca yanıtlar mısınız?
Demokrasi gelecek mi buradan? Böyle bir şey olmaz bunun, gibi geliyor. Bakın son 10 yıldır Türkiye'de demokrasi AK Parti ve cemaat üzerinden cemaat üzerinden geliştirilen bir tecrübe olarak anlatıla geldi. Ben tam tersini düşünüyorum. AK Parti ve cemaat tıpkı Kemalist gelenek gibi 2010'larda yıkılmıştır. 2010'lar daha doğrusu 2010'da yıkılan geleneksel iktidar Erdoğan ve cemaat için hükmünü birkaç yıl geriye doğru birkaç yıl gecikerek vermiştir. Bütün mesele de buradadır. Benim Mustafa Bey'e itirazım da tam burada ortaya çıkıyor. Mustafa Bey siyasal krizin iktidar içi olduğunu düşünüyor. İktidar içi olduğunu zannediyor. Siyasal kriz iktidar içi bir kriz değil. İktidar içi olduğunda tarafların iyi niyet ve kötü niyetlerini analiz edebilirsiniz. Sağduyuya inanabilirsiniz. Tarafların sağduyusunun bunu onarabileceğini söyleyebilirsiniz. Ve onarmasını bekleyebilirsiniz. Bunu ümit edebilirsiniz. Ama İktidar böyle bir şey dışı yok. Ne demek? Kriz. İktidar içi bir mesele değil, geleneksel iktidarın krizidir bu. Dolayısıyla aslında çöken sadece cemaat... Bir dakika, hiç anlamadım. İktidar içi değil, iktidar krizi. İktidar ne içi demek? Çatışmayla, çatışma değil bu. Ondan söz ediyorum. İktidar bu içi iktidar çatışma içi çatışmadan değil. İktidarın taraflarının kendi yerlerini büyütmelerine dair bir çatışma değil sadece. Bu her iki gücün... Ha, sadece değil diyorsun. Sadece bir değil. Bir de üzerine ne bu her diyorsun? İki gücün aslında geleneksel iktidarı taklit etmesinden kaynaklı bir sorundur. Aslında ya yaşadığımız ya aslında yaşadığımız geleneksel politik tekelin aynen inşa edilmesiyle alakalı. Dolayısıyla burada iyi niyet, kötü niyet, sağduyu herhangi bir çözüm alanı olamaz. Her iktidar, daha doğrusu her iktidar ortağı her eyleminde bir hiyerarşi üretir. O hiyerarşinin yarattığı sorunlarla başa çıkmak zorunda kalırlar. Dolayısıyla bu ikisi her eylemlerinde, örneğin 2010'dan itibaren başlamıştır bu. 2007'de kurulmuştur ilk, daha doğrusu izleri 2007'de kurulmuştur. Cumhurbaşkanlığının Abdullah Gül tarafından ben burada kullanılması. Ama iki, şey Anayasa Mahkemesi, Koray. İki Tabii Anayasa sen. Mahkemesi'nin Haşim Kılıç'ın başkanlığında yeni bir döneme girmesi. 2007'de geleneksel iktidar güçlerinin üç temel aygıtından ikisi AK Parti ve cemaat tarafından ele geçirilmişti. Hı. 2010'da Milli Güvenlik Konseyi, o üçlü ayaktır o. O üçlü ayak üzerinden kendi vesayet, çok anlamlı gelmiyor bu vesayet şeyi bana ama ona razı gelirsek o kavrama, ben razı gelmiyorum. Ona razı gelirsek bu üç kavram, bu üç kurum üzerinden kendini inşa ediyordu. Ve AK Parti bunlara karşı ve cemaat bunlara karşı mücadele ederek kendini var etti. Hemen bir araya bir şey almak istiyorum. Adalet.org web sitesinde bir anket yapıldı. Siyasi iktidarın yargıya bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu avukatlara, yargıçlara, savcılara soruldu. Yaklaşık 2500 kişi. Siz galiba bunu yanıtlamadınız ama çevrenizde yanıtlayan var mıydı Gaziantep'te? Gördünüz sormadım. Konuşuluyor mu bu? Mesela yargıçlar siz bir araya geldiğinizde çok ne? Yaygın konuşuluyor. Çok yaygın konuşuluyor. Tamam. Yaygın. Sevgili yönetmenim bir şunu hemen verelim. Şuraya bir bakıyoruz. Siyasi iktidarın yargıya bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Adalet.org'da siz de görebiliyorsunuz. Adaletin içerisinde. Ha. Evet. Hakim, savcı, avukatlar, hukukçular arasında. Bunun biraz detayları da var. Hakimler için ayrı, savcılar için ayrı. Ayrı evet şey de var. Ama genel olarak baktığımızda %63'ü neredeyse iktidara bağımlı siyasetin etkin gölgesinde bir yargı yaratılmak isteniyor diyor. Yani aslında siyasi AK Parti hükümetinin 11 yılı geçkin süredir iktidarda olan AK Parti hükümetinin çok açıkça yargıyı iktidara bağımlı bir şekilde ve kendi iktidarının etkin gölgesinde yeniden yapılandırılmaya çalıştığını söylüyorlar. Bu çok ciddi bir itham. Aslında Mehmet Bey'le de alakalı bir şey. Hemen geri geleceğim Mustafa abi. Bu aslında böyle bir şey var mı? Şu an zaten genel algı. Siz bunu hissediyor musunuz biz hakim olarak? Tabii çok yaygın olarak hissediyorum. Şu an en çok duyduğumuz şikayetlerden bir tanesidir ve 2010'dan farklıdır. Peki abi. Cemaatin baskısını hissediyor musunuz bir hakim olarak? AK Parti'ni hissediyorsunuz. Bana soruyorsanız zaten size soruyorum canım. Benim hissetmemem mümkün değil ama hissediyorum. Çünkü hissediyorum. Ben 3 yıldır cemaate karşı en fazla söz sarf eden, bilgi üreten,
analiz yapan bir derneğin başkanıyım, eş başkanıyım. Evet, evet. Ve bu konuda en fazla yazanlardan bir tanesiyim. Dolayısıyla ya burada bir şey, bir gerilim mi hissetmemek mümkün değil. Size nasıl bir baskı yapılıyor mu çalışırken ya da tayinlerde? Hiç hissettiniz mi bunu? Evet. Gündelik hayatta bakma olur. Gaziantep'e sürüldüm, daha ne olsun. Ankara'daydınız tabii, daha Ankara, önce. Gaziantep'e sürüldüm, daha ne olsun. Onun ötesinde onlarca şey sayabilirim ama ya bu çok anlamlı bir şey değil. Zaten ben bunu birçok şey kere söyledim. Gündelik hayatta cemaatin, mesela bir odaya girdiniz. Yargıçların böyle oturduğu bir yer var mı? Kusura bakmayın, cahil cahil soruyorum ama. İnsanlar da mahkemeye biz girerken korkuyoruz sizden genelde. Hakim savcıların bir kamusu var. Cübbeyi gördüğümüz zaman. Ne oluyor? Bir toplantı odanız gibi bir çay içtiğiniz bir yer var mı? Ya toplantı odası değil de orada bir sosyallik alanı var tabii. Sosyallik alanı var. Mesela hakimler, savcılar. Ya birbirimizin mesela odalarına gideriz, öğle yemeklerinde karşılaşırız, otururuz, sohbet ederiz, akşamlar falan filan yani. Tamam, orada mesela size laf çakma, atarlanma, öyle bir şey hissediyor musunuz mesela cemaatten ya da AK Parti'ye yakın hakim? Aa, böyle bir ilişki yok zaten. Başka bir dünyanın içindeyiz. O nedenle de cemaati doğru algılayamıyor zaten belli kesimler. Yani içine katıyorsunuz galiba. Estağfurullah. Ya genel bir o problem kesin, olduğunu düşünüyorum ama o konuda yok, şikayetimin altını çizmek şey isterim, o ayrı bir şey. Orhan Bey, çok samimi soruyorum. Nasıl döndüğünü bilmiyorum. Biz de mahkemeye çağrıldığımızda biz Türk halkı olarak genelde korkarız sizden. Yani adalet hani güvenme değil, acaba ne oldu, bir şey mi olacak falan. Ben de yargılanıyorum birkaç yerde. Girdiğim zaman da ürküyoruz aslında. Nasıl baskı oluyor size? Bakın, nasıl baskı? Böyle bir tehdit veya tehdide yakın bir ilişki türü geçmişte vardı. Evet. Geçmişte görebilirdiniz. Güzel. Şimdi ama ne oluyor? Şimdi başka bir dünyanın içerisindesiniz. Nasıl? O tehdit örneğin size örneğin bir yere, büyük bir yere, küçük değil ama evet, büyük bir yere sürgün yaparak bir tür tehdit uyguluyorlar. Örneğin tipik JönTürk şeyi gibi. Yani Abdülhamit'in JönTürk sürgünü gibi. Evet. Orada da ya Abdülhamit Örneğin beni 3 kere uyardı, kızacak şimdi. Şu reklamı hemen veriyorum sevgili izleyiciler. Bu hakimlere, savcılara gündelik hayatta nasıl baskı yapılıyor? Onu biraz sonra size göstereceğiz ama şu reklamları bir izleyin. Kısaca hemen geri döneceğiz. Koray Çalışkan'la Kırmızı Telefon devam edecek.